Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Kahire'de bir cezaevi hastanesine transfer edilecek. Gözaltı süresinin bitmesine 13 gün kalan Mübarek, yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili sorgulanırken kalp krizi geçirmiş, Şarm El Şeyh'te bir hastaneye kaldırılmıştı. Yetkililer Mübarek'in cezaevi hastanesindeki odasının hazırlanmasının bir ayı bulabileceğini belirtiyor. Öte yandan hükümetin kurduğu Hakikat Komisyonu, halk ayaklanması sırasında ölenlerin sayısının en az 846 olduğunu açıkladı. Hakimlerden oluşan Hakikat Komisyonu'nun yayımladığı raporda, Tahrir Meydanı'nda göstericilerin üzerine atlar ve develerle gidildiği 2 Şubat'ta polisin el koyduğu bir Amerikan Büyükelçiliği aracını da göstericileri ezmek için kullandığı belirtildi.